Şimdi efendim, közlenmiş patlıcanım ve biberim vardı. Güzelce onlar böyle bıçakla küçük hale getirdim. Daha sonrasında böyle piyaz şeklinde iri iri doğranmış soğanımı da içine ekledim. Biraz tuz, karabiber, kırmızı biber ekledim. Ve birazcık da ayçiçek yağı karıştırdım. Şöyle bir karıştıracağım. Börek yapmaya dayanamazsanız eğer ki akşam sofralarınızda direkt salata olarak da yiyebilirsiniz. Elbette. Mis gibi. Şöyle ben de böreğimi... Evet, bol bol. Bizde malzeme her zaman bol. Kaliteli malzeme ve bol malzeme. Kesinlikle öyle. Azıcık ye ama kaliteli ye. Bravo. Efendim. Aynen. Nasıldı efendim? Yaşamak için mi? Ha, yaşa... şöyle, o Lamartin diyor ki, bir yemek için yaşayanlar vardır. Evet. Bir de yaşamak için yiyenler vardır. Şimdi bana soruyorlar, ya kardeşim sen niye böyle şeyini muhafaza ediyorsun? Şimdi yaşamak için insan hayatta yer ise, yani hayatını idame ettirmek için yer ise kendini muhafaza eder. Evet. Ama yalnız ben lüp lüp yemek için yaşıyorum der ise hep böyle genişler. Değil mi? Bak genişler, çünkü bakın hayatın sırrını söylemiş. Benim de çok hoşuma gidiyor. Yani az, öz ve güzelini yemek. Kesinlikle öyle. Evet. Efendim çok da doğru. Evet. Şimdi şöyle ben de sarıyorum güzelce. Daha sonrasında üzerine birazcık böyle zeytinyağı ile beraber fırınlıyor olacağım. İç harcına bu sefer tereyağı koymadım. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Tereyağı koymadım efendim. Gördüğünüz üzere hadi dedim. Yani böyle içerisine ayçiçek yağı ve suyla ıslattık. Çünkü artık havalar çok ısındı. Evet. Kesinlikle. Bunu mesela yapıp aynı zamanda böyle birazcık yoğurtla da